Merhaba arkadaşlar, Osiris-Nydaon, Aziel isimli uydu Testis Prime'ın 4. uydusu. Evet, 20 gündür hayattayız ve farklı bir uydudayız, farklı bir gezegendeyiz artık. Siz ismine ne derseniz öyle deyin. Kayda girmeden önce biraz farming yaptım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şunları da çıkartalım. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir materyal topladım. Neler buldum? Alüminyum buldum, bakır buldum, elmas buldum. Altın, demir falan, işte lityum. Bunlar diğer gezegende de var. Magnezyum, nikel buldum. Sanırım bu gezegene özgü bir kaynak. Obsidyanı zaten biliyorsunuz, bir önceki bölüm çıkartmıştık. Plütonyum, titanyum, bunları biliyorsunuz. Şu da bu gezegene özgü bir kaynak. Diğer gezegende hiç görmediğimiz, rastlamadığımız bir maden. Her neyse. Bugün şunu bir kapatayım. Evet. Bugün biraz çevreyi dolaşacağız ama dolaşmadan önce bir şey göstermek istiyorum. Bakın, görüntümüz biraz buğulu. Köşelere bakarsanız. Ve şu anda eksi 105 derecedeyiz. Şöyle şu ateşin yanına yaklaştıkça ısı artıyor. Sol taraftan görebilirsiniz. 25, 28, 30 derece oldu ve evet, Süit'in aşırı derecede ısındığı uyarısı verdi. Isı kaynağından uzaklaştıkça soğukluk artıyor. Yani bize şunu demek istiyor. Dışarıda çok fazla kalma. Donup ölürsün. De, bu ne böyle? Bir saniye. Yine mi droid? Ya bu droid buraya nasıl gelmiş olabilir? Bana bunun açıklamasını yapabilir mi? Hey, baksana sen. Gerçekten nasıl geldi? Ben bunu gemiye koymadım. Kimin droidi? İlginç. Keşke gemiye araç yükleyebilme özelliğimiz olsaymış. Diğer gezegende bıraktığımız roverları bunun içerisine yükleyip, ya da roverı, en azından bir tane aracı içerisine yükleyip buraya getirebilseymişiz iyi olurdu. Her neyse. Arkadaşlar, bugün buraya bir tane base kurmaya karar verdim. Küçük bir habitat yapacağım. Umarım yapabiliriz. Hemen bir bakalım. Evet. Yapamıyoruz çünkü çelik ve cama ihtiyacımız var. Çok güzel. Bir saniye. Forge yapsam. Demir, titanyum ve plütonyum. Güzel. O zaman bir tane forge yapalım. Plütonyum. Titanyum. Ve demir miydi? Demirdi sanırım. Plütonyuma ihtiyacımız var. 4 tane. Ama elimizde yok. Gerçekten yok mudur? Hadi be. Yanlışlıkla gemiye bindim. Şöyle biraz havalanıp tekrar iniş yapayım. Evet. Gerçekten plütonyuma sahip değiliz. O zaman biraz plütonyum çıkartmamız lazım. Şu nedir? Lityum. Arkasındaki o da lityummuş. Biraz dolaşacağız arkadaşlar. Çünkü diğer plütonyumu da bu gezegende buldum. Demek ki bir yerlerde var. En azından bir habitat inşa edersek. Şu nedir? Alüminyum. Peki, gelmişken bunu da çıkartalım. Şimdi diğer gezegene geri döneceğim arkadaşlar ama öncelikle şurada bir tane habitat kurmak istiyorum. Çünkü hiç bilmediğim, tanımadığım bir gezegen. Diğerinden pek bir farkı yok açıkçası. Burada da tuhaf fırtınalar ve rüzgarlar var. Şu nedir?
Merkür diye bir maden bulduk. Peki onu da alalım. Hani ne işimize yarayacak hiçbir fikrim yok. Ama muhtemelen oyun geliştikçe, daha doğrusu yapabileceğimiz aletler geliştikçe bunlara ihtiyaç duyabiliriz. Şu aşamada herhangi bir şekilde ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Gelmişken alıyorum yine de. Bakın aşağıda bir şeyler var. Şunu da alalım. Obsidyanmış. Evet. Onların hepsi obsidyan. Onlara ihtiyacımız yok. Bizim bir şekilde plütonyum bulmamız lazım. Buraya yeni bir base inşa edeceğiz ve diğer gezegende ürettiğimiz tüm alet edevatı burada da üreteceğiz. Tabii ki yengeci üretemeyeceğiz. Bu gezegende yengeç olduğunu pek sanmıyorum. Alüminyum. Herhangi bir yerde plütonyum bulacak mıyım ben? Şu yeşil alanın içerisine doğru biraz yaklaşalım. Işığımı da açacağım. Evet. Fena değil, daha iyi oldu. Değerli metaller. Evet, belki. Ah, şurada varmış ya plütonyum. Değerli metalin içinde olur diye düşündüm ama daha güzeli. Direkt kaynağını bulduk. Yeterince ağırlık aldık. Şimdi geri dönüyorum. Şu nedir? Bakır olabilir mi? Altınmış. Altın istemiyorum. En azından şu anda istemiyorum. Evet. Yavaşça geldim. Aslına bakarsanız forge'u tam şuraya kurmak istiyorum. Aa, bunun rengi turuncuymuş. İlginç. Bunların renklerini customize yapabiliyoruz sanırım. Hemen deneyeceğim, şunu bir kuralım. Yapamıyorum. Ha, kurulum aşamasında rengi turuncuydu. Evet. Kurduktan sonra rengi değişmiyor. Onu göstermelik bir şekilde yaptı. Peki bizim şimdi şeye ihtiyacımız var. Habitat için. Şuradan bakalım. Çelik. Cam. Alüminyum ve bakır. Muhtemelen bakır uzay gemisinin içerisinde vardır. Çeliğe ihtiyacımız var. Magnezyum. Şunları şunun içerisine atıyorum. Evet, şu merkür denen madeni aldım. Bence alüminyumları alalım. İşte bakır varmış. Magnezyuma ihtiyaç vardı. Bilemiyorum. Titanyuma ihtiyacımız olacak mı?
bir yerde olacak. Hatta bir yerde bizim diğer gezegene gidip buraya malzeme taşımamız da gerekecek. Çünkü bu gezegenin kaynak sıkıntısı var gibi hissediyorum. Hani bazı materyalleri bu gezegen bize vermeyecektir ya da yeterli sayıda vermeyecektir. 6 tane istiyorum. Zaten 6 tane üretmiş olmam lazım. Evet. Hemen şuraya koydum. Ha, pardon, 15 tane yapmam lazımmış. Peki. Bu kadar mı? Başka yapamıyoruz. Magnezyum istiyoruz. Aman ne güzel. Peki o zaman. Ben bu materyal işini kayıt dışında yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde en azından şöyle biraz çevreyi dolaşalım. Belki enteresan canlılarla ya da yaratıklarla karşılaşabiliriz. Tabii ki bulabileceğimiz materyaller olursa onları da toplayacağız ama amacım şöyle bir çevreyi dolaşıp ilginç canlılar var mıdır yok mudur onları görmek istiyorum. Açıkçası çevreyi dolaşmadım. Şöyle yakın civardaki taşları kırdım. Ve biraz farming yaptım. Şu neymiş? Nikel. Nikel. Şu nikelleri alıyorum. Çünkü diğer gezegende yok. Yani tıpkı diğer gezegen gibi berbat bir iklimi var. Fırtınadan önümüzü göremiyoruz. Keşke Droid'imi de yanıma alsaymışım. Onu bırakmam kötü bir tercih olmuş olabilir. Bakalım karşımıza nasıl bir bela çıkacak. Bu nedir? Plütonyumsa alırım. Lityummuş. Lityum istemiyorum. Şuraya bakar mısınız? Şu havada uçan şeyler nedir? Güzel. Aslına bakarsanız diğer gezegenin kayalık hali. Diğer gezegen çöl bir gezegendi. Kızıl bir gezegendi. Şu nedir? Bu da mı nikel? Evet. Herhangi bir yaratık yok mu? Oğlum hiçbir yaratık yok mu bu gezegende? Şöyle böcek möcek falan hiçbir şey yok mu? Çok saçma. Manzarası çok güzel. Ama canlı popülasyonu sıfır. Şunları kırsam içlerinden magnezyum çıkar mı? Çıkması lazım. Nikel çıktı. Titanyum çıktı. Yine titanyum. Yine nikel. Yine titanyum. Yine titanyum. Peki. Eksi 190 derece oldu arkadaşlar. Birazdan donup öleceğiz. Şöyle çok fazla uzağa gitmeden sanırım şuralarda bir yerde base'imiz olması lazım. Daha doğrusu uzay gemimiz olması lazım.
Hava da kararıyor. İşte tam karşıda uzay gemimiz. Sen nesin? Lityum. Peki. Şu üzerimdekileri bir saniye. Sen nesin peki? Tamam. Ben zaten üretemiyorum. Magnezyuma ihtiyacım var. Şunun içerisinde magnezyum var mıdır? Maalesef yok. Arkadaşlar şurada ufak bir kesme yapacağım. Ve magnezyumu bulduktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar şöyle diyebilirim, aşağı yukarı 1 kilometre kadar uzakta, şu elimdeki küreyi de bırakayım. Evet, şu istikamette 1 kilometre kadar uzakta magnezyum ve karbon kaynağı buldum. Ayrıca bazı canlılar gördüm ama yoğun fırtına ve sis nedeniyle ne olduklarını anlayamadım. Biraz da uzaktılar. Yanlarına yaklaşmaya korktum açıkçası. Her neyse. Şimdi biraz cam yapalım. Kürek yaptım ve kum çıkarttım. Çok saçma bir şekilde zemin neredeyse buzlanmış seviyede ama kum çıkarttım. Bunun bir mantık hatası olduğunu düşünüyorum. Her neyse, çok da önemli değil. Biz oyunumuza bakalım. Şimdi şu aşamada benim habitatın iskeletini yapabiliyor olmam lazım. Tabi habitatı kapatacak kadar malzemeye sahip değilim ama en azından iskeletini yapabilirim. Tam şu boşluğun içerisine yapmak istiyorum. Ya da tam şuraya yapmak istiyorum ama aslında bakarsanız şuraya yapsam daha doğru olur. Peki, o zaman öyle yapacağım. Şöyle biraz geriye gelirsem. Çıkışını şöyle yapsak. Evet, ya da şöyle yapalım çıkış yönünü. Forge'a vazgeçtim. Çıkış yönünü bana doğru yapacağım. Şöyle iyidir. Ama eğer böyle yaparsam arkaya doğru ilerleyemem. Ben ne kadar kararsız bir insanım ya böyle. Biraz geriye geleyim o zaman. Şöyle yapıyorum. Tamam ya, yaptım gitti. Giriş ve çıkış yönünü zaten değiştirebiliriz. Sorun değil. Yani fena olduğu söylenemez. Şimdi benim burayı bir şekilde kapatmam lazım. Ama yeteri seviyede malzemeye sahip değilim. Bakır. Aa, bir saniye ya, kapatabilirim. Niye kapatamayayım ki? Benim elimde bakır yok mu? Şunun içine bolca bakır atmış olmam lazım. Ben demir isteyecek diye düşündüm ama bakır istiyormuş. İyi. Hızlı bir şekilde kapatıyorum. Herhangi bir pencere yapmayacağım. Sadece şuraya bir genişleme alanı bırakmak istiyorum. Evet. Hadi şurayı kapatalım. Bu bir. Şurayı genişleme alanı olarak bırakacağım. Ama bunun için çeliğe ihtiyacım var. Çelik yok.
Yoksa şurayı mı genişleme alanı bıraksak? Neyse, şunu kapatıyorum. Bir yan tarafı genişleme alanı olarak bırakacağım. Evet, daha uzağa gidebiliyor çünkü. Şurayı kapatıyorum. Alüminyuma ihtiyacım var. Peki, alüminyumum olması lazım. Al sana alüminyum. Şuradan devam ediyorum. Gerekirse bunları cam duvarlarla değiştiririz arkadaşlar. Şu anda yapabiliyor muyuz? Peki, yapalım bir tane. Manzarası olur. Şurayı da cam yapalım. Normal duvar yaptım değil mi? Geliyorum, bekle beni, geliyorum. Asteroid düşmüş, durur muyum arkadaş ya? Bunları ben ne kadar zamandır bekliyorum. Şu asteroidleri bulmak için ben gezegenler arası yolculuk yapmışım. Bırakır mıyım? Alüminyum, demir, magnezyum, aferin. Sen nesin? Magnezyum. Oğlum düzgün bir şey verseydin keşke. Demir, magnezyum, magnezyum, alüminyum. Çok teşekkür ederim. Şurada bir şey mi gördüm? Elmas. Elmas alırım. Arkadaşlar bakın, tam karşıda ne yediği belirsiz bazı canlılar var. Şeyle, kurda benziyorlar, çakala benziyorlar, zürafaya da benziyorlar. Ne olduklarını anlamadım, bilemiyorum. Şu anda onları görebiliyor musunuz? Ama belki biraz daha yaklaşırsam görebilirsiniz. Saldırgan olup olmadıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Baksanıza, dev gibiler. Şurada bakır varmış. Bakırı da alacağım. Bana mı geliyor? Bana geliyor sanırım onlar. Kaç. Ardına bakmadan kaç. Oğlum ben daha sonra gelip sizin ifadenizi alacağım ama şu anda değil. Şu anda kendimde o cesareti göremiyorum. Zaten ağırlığım olmuş 1 ton. Yürümekte zorlanıyorum. Bir de onlarla uğraşamam. Gidip şu habitatın duvarlarını kapatıp içine gireyim. Kendimi rahat ve huzurlu bir yerde hissedeyim. Ben sağ tarafı da pencereli duvar yapacaktım. Yapamadım. Neyse, şu anda kaynak sıkıntımız olabilir. Onu bozmak istemiyorum. Şurayı genişletilebilir bir alan yapacağız dedik. Belki şuraya bir giriş daha yaparız.
Bizim neye ihtiyacımız var? Bir tane biyodom yapacağız. Bir tane kışla yapacağız. Bir tane de ne vardı ya? Unuttum gerçekten. Bir bakmak istiyorum. Evet, bir tane kışla yapacağız. Bir tane biyodom yapacağız. Ha, başka bir şey yokmuş zaten. Güzel. O zaman bir şuraya genişleriz. Birini şuradan genişleriz. O zaman şunları kapatıyorum. Laboratuvarı zaten haricen yapıyoruz. Şimdi sen ne istiyorsun? Kauçuk istiyorsun ama burada kauçuk yok. Çelik istiyorsun. Hadi çeliği yaptık ama kauçuğumuz yok be arkadaşım. O zaman seni de pencereli duvar yapıyorum. Daha sonra diğer gezegenden kauçuk getirip burayı hallederiz. Şu durumda seni de pencereli duvar yapacağım. Oldu mu? Oldu. Bize şu anda sadece şey kaldı. Airlock yapmamız lazım ama 9 tane çelik ve cama ihtiyacım var. 9 tane çelik ve cam. Çeliğim var mı? Yok. Al sana 10 tane çelik. Benim küreğim nerede? Biraz kum çıkartıyorum. Buz tutmuş zeminden kum çıkarıyorum arkadaşlar. Peki şu anda yapabilir miyim? Evet, şu anda yapabiliyorum. Hemen şuradan. Pekala arkadaşlar. Oh, çok yakın olmuş. Bu hiç hoşuma gitmedi. Neyse, gerekirse bozarız. Başka yere taşırız. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüm şunun yerini söküp başka bir yere taşıyacağım. Ve şuraları da kapatacağım. Bir sonraki bölüm siz bunları bitmiş olarak göreceksiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.